Arkası Yarın. Pervin 2. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bola. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni Yılmaz Meydaneri. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Naci ve Taner aynı köyden hukuk fakültesini okumak için İstanbul'a gelmiş iki yakın arkadaştır. İkisi aynı evde kalmaktadır. Taner derslerine bağlı bir öğrencidir. Naci ise derslerden çok kızlara ilgi duyan bir gençtir. Naci'nin en çok hoşuna giden kız ise fakültenin en şımarık, hoppa kızı Pervin'dir. Değişik erkeklerle flört eden bu kıza Naci sırılsıklam aşık olmuştur. Taner'in Naci'ye verdiği nasihatler boşa gitmektedir. Naci, Pervin'le arkadaşlık yapabilmek için köyde emeklilik maaşından başka geliri olmayan babasından okul taksidi aldığı altında para ister. Ne? O köylü benimle arkadaş olmak istiyormuş, öyle mi? Evet, sana öyle vurulmuş ki benden yardım isterken neredeyse ayaklarıma kapanacaktı Pervin. Gitsin kendisi gibi biriyle görüşsün, söyle ona Asma, tamam mı? Aa, ben şey miyim yani? Görürsen kendin söyle. Söylerim tabii. Naci denen o köylüden mi korkacaktın? Ya, nerede kaldı bu çocuk ya? Çoktan gelmesi gerekirdi. Naci buradayım. Geldim. Nerede kaldın yahu? Bankayı aradım. Babam para gönderecekti ya. Ne yapmış? Ya hayır, yani göndermemiş. Bir aksilik mi oldu acaba? Şey Taner, sende para var mı? Valla kusura bakma. O kıza şirin gözükeceksin diye nafakamı veremem sana Naci. Saçmalama. Yarın babam yollar parayı. Bir günlüğüne ödünç istiyorum, ne olacak? Israr etme Naci. Güya aynı köylüyüz, aynı evde kalıyoruz. Bu ne biçim hemşirelik ya? Paraya ihtiyacın var diyorum sana, anlasana. Ben de veremem diyorum sana. Aman vermezsen verme be. Ben de başkasından isterim. Sakın ha. Bak. Bir dakika dur. Soner bak, Soner geliyor. Ben de ondan isteyeceğim. O çocuktan isteme, delirdin mi sen Naci? Niye istemeyecekmişim ki? Bilmezmiş gibi konuşma be. Soner ve grubu bu üniversitenin en yaramaz insanları. Devamlı öğrenciyi boykota, direnişe götüren insanlar onlar. Anladım da benim ondan borç istememle bunun ne alakası var? O adamlara elini kaptırırsan kolunu da verirsin be Naci. Hadi be. Soner! Soner! Oo, sen misin Naci? Soner, senden bir ricam var. Hayrola Naci? Babamdan para istedim. Yarın öbür gün gelir. Bana borç verebilir misin? Tabii. Ne kadar istiyorsun? 3-4 milyon işimi görür. Bir dakika. Al sana 5 milyon. Ne zaman istersen veririz. Hay Allah razı olsun. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım arkadaş. Ne demek? Bir günde bizim sana işimiz düşer değil mi? İnsanlık ölmedi ya. Hadi eyvallah. Para aldın mı o adamdan? Hı, aldım tabii. Hemşerim değil ama hemen çıkartıp verdi. Hiç iyi etmedin Naci. Onlar boykotçu, direnişçi, kışkırtıcı. Şimdi kim bilir bu iyiliğin sonunda senden neler isterler artık. Hadi canım sen de. Her şeyi kötüye yormakta üstünü yoktur. Neyse hadi ben gidiyorum. Ne? Derse girmeyecek misin? Yani? Ama ne dersi ya be? Alışverişe gidiyorum ben, alışverişe. Ne alışverişine? Kendime yeni kılık kıyafetler alacağım. Ben böyle Pervin'in karşısına çoban gibi çıkamam ya. Allah ıslah etsin seni Naci. Diyecek başka bir kelime bulamıyorum artık sana. Pervin. Evet. Ah Naci merhaba. Seninle biraz konuşabilir miyiz Pervin? Hangi konuda? Şey konusunda. Yani Asuman'a bir şey söylemiştim. Sana söyledi mi? Bilmem, hiç hatırlamıyorum. Ne söyleyeceksen bana söyle. Ben seninle şey olmak istiyorum. Arkadaş olmak istiyorum. Zaten arkadaş değil miyim? Evet ama ya öyle değil. Yani demek istediğim şey demek istiyorum. Arkadaşlığımız okul dışında da sürmesini istiyorum da. Bak Naci, sen ve ben iki ayrı dünyanın insanlarıyız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Neden böyle söylüyorsun ki Pervin? Ha? Naci, seninle benim sosyal yaşantımız birbirinden o kadar farklı ki. Hiç bile değil.
Allah aşkına sen Taner'in arkadaşı köylüsü değil misin? İkiniz aynı evde kalmıyor musunuz? Evet ama... Taner'i hepimiz tanıyoruz. Fikri zikri hiç de bizim dünya görüşümüze uygun değil. Yani nasıl söyleyeyim... O çocuk gelenek ve göreneklerini kendisiyle birlikte okula taşımış. Genç görünümlü ama ihtiyar fikirli biri. Tutucu, kapalı. Ha, ne demek istediğini anlıyorum ama ben onun gibi değilim Pervin. Öyle mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sesleri duyuyor musun? Evet, ezan sesi. Bu sesler seni rahatsız etmiyor mu? Yok, hayır. Neden rahatsız etsin ki? Peki ya beni rahatsız ediyorsa? Şimdi anladın mı? Seninle benim dünya görüşü konusundaki fikir ayrılığımızı. Neden ezan sesi seni rahatsız ediyor ki Pervin? Bu sesler bana insanın bir sonu olduğunu, ölüm olduğunu çağrıştırıyor. Ne bileyim, o zaman içimi bir ürperti, bir korku sarıyor. Yaşamaktan zevk alamıyorum, tad alamıyorum. Olabilir de bunun bizim arkadaşlığımızla ilgisi ne? Çok ilgisi var Naci, çok. Yapma Pervin. Bu yüzden arkadaşlık teklifimi reddetme. Hatta bu konuda sana teminat verebilirim. Ben her ne kadar dar, kapalı bir toplumdan geldiysem de öyle olmak istemiyorum. Yani ben bir yeni kimlik arayışı içindeyim. Ya nasıl bir kimlik arayışı bu? Ben kendimi senin arzu ettiğin gibi değiştirmek istiyorum. Vallahi kendini değiştireceğine neden kendin gibi birini bulup da onunla arkadaşlık yapmıyorsun? Bak, çevrede bir sürü türbanlı kız öğrenci var. Ha? Onlarla, türbanlarla böyle sizlerle olduğu gibi arkadaşlık yapılamaz. Hem ben onların yaşayışını da onaylamıyorum. Ben sizin gibilerin hayatına karışmak istiyorum. Bilmiyorum Naci. Teklifini hemen evet diyemem. Düşünmem lazım. Ayrıca bilmen gereken bir şey var. Ben seninle arkadaşlık yapsam dahi sana sonuna kadar sadık kalamam. Anlamadım. Bir çiçekle yaz geçmez. Biz daldan dala konan kuşlar gibiyizdir. Hey Pervin! Pervin! Ah, Oktay'mış. Buradayım, gelsene. Neredesin Caniko? Sabahtan beri seni arıyorum. Hayrola? Babanın arabayı yarakladım. Nasıl? Beğendin mi? Hangisi? Şu cadde kenarında duran kırmızı. Harika. Gel hadi biraz gezelim. Derse girmeyecek misin? Boş ver. Arabayla gezmek varken ders mi dinleyeceğiz güzelim? Gel hadi. Peki. Hadi eyvallah Naci, sonra görüşürüz. Lanet olsun. Lanet olsun. Şuraya bak be. Adam arabayla geldi, kızı alıp götürdü. Şimdi sevdiğim, ah lan zenginlik, ah. Elin oğlu babasının arabasıyla hava atıyor. Bizim peder bana daha 5 milyon lira bulup gönderemiyor. Lanet olsun. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam Halim efendi. Buyur bir çayımızı iç. Ne içeyim ya? Hayrola, yüzün asık. Bir şey mi oldu yoksa? Daha ne olsun Mehmet ağa. Oğlan aradı. Okuldan para istemişler. Sen gönderdin mi? Ben mi? Yok. Taner benden para istemedi ki. Allah Allah. Peki Naci ne parası istedi ki benden? Sen bilirsin senin oğlanla benim oğlan aynı üniversitede okumuyor mu? Okuyor. Ama Taner beni arayıp da para istemedi benden. Ya ama Naci okulun birinci taksidi için lazım baba dedi. 5 milyon muhakkak göndermen lazım dedi. Şimdi sen de diyorsun ki Taner bana bir şey söylemedi. Karnın aç değil mi? Canım bir şey istemiyor, sen ye. Gel hadi. Senin en sevdiğin çorbadan yaptım ben Naci. Canım istemiyor dedim ya. Şaşırıyorum sana Naci. Bir kız için kahır çekmeye değer mi yahu? Hani kahır çektiğin kızda bir şey olsa bari. Konuşturma şimdi beni. Sen böyle şeylerden anlamasın oğlum. Otur derslerine çalış sen. Çalışmak zorundayım tabii. Tabii ki çalışmak zorundayım. Zavallı babam güç bela 3-5 kuruşu bulup denkleştirerek yollamaya çalışıyor bana. Bunun karşılığını ancak okuldan mezun olup avukat çıkarak ödeyebilirim. Tam Pervin'i kafeslemek üzereydim. Güzel güzel konuşuyorduk ki birden Oktay denen o çocuk çıktı karşıma. Oktay mı? Hangi Oktay? Şu diğer şubede okuyan şımarık züppe bir çocuk var ya. Tamam anladım. Babasının arabasını almış. Geldi Pervin'i alıp götürdü. Halbuki o gelinceye kadar Pervin'le güzel güzel konuşuyorduk. Tam arkadaşlık teklifimi de kabul ediyordu. Kızlar böyledir be oğlum. Sen ne zannediyorsun ki? Bugün Oktay'la, yarın Bora'yla, bir başka gün başka biriyle. En kısa zamanda hesaplaşacağım o şımarıkla.
Kiminle? Oktay'la. Niye ki? Dedim ya, Pervin'i resmen elinden aldı. Arabasına bindirip götürdü namussuz. Naci, bak hemşerim, biraz olsun beni dinle. Biz seninle çocukluktan arkadaşız değil mi? Burada gurbette bile bir aradayız. Kızacaksın ama yani gel vazgeç bu sevdadan. Bize yakışanı kız peşinde koşmak değildir. Okuyup adam olmaktır Naci. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun Taner? Oktay denen o züppe sersem Pervin'i elimden aldı diyorum sana. Tamam, aldıysa aldı, ne olacak yani? Ne yapacaksın şimdi yani? Ne mi yapacağım? En kısa zamanda hesaplaşacağım onunla. En kısa zamanda hem de. Pervin isimli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.